Arkadaşlar merhaba, yine bir video ile karşınızdayım. Size yakından yenen yabani otları tanıtacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, bakalım karşımıza hangi otlar çıkacak ve hangi otu size yine yakından öğretmeye çalışacağım. Ve karşımda ilk çıtlık otu arkadaşlar. Bu kadar bu mevsimde büyümüş çıtlık otu görmedim. Tabii ki biliyorsunuz erken gelen bir bahar var. Bakın şurada gördüğümüz çıtlık otu. Şimdi bunu size çıkaracağım. Bunu zaten bunu kahvaltılarda da çok tercih ediyorum. Çok güzel bir ot. Ak hindiba diye de geçiyor arkadaşlar bu otumuz. Yani hindiba grubundan bir otumuz. Bakalım. Çok yıllık. Hatta şu dibindeki şu bakın çubuklar da geçen yıldan tohumların olduğu dalların parçaları. Burası çok rüzgar alan bir yer olduğu için dalları kırılıp yayılmış. Hatta şöyle otlar çok fazla. Bakın bu kadar büyüyebilen bir ot. Şu çalı onun çalısı. Şimdi bunu atalım. Her yer zaten çıtlık otunun dalları. Evet, şimdi şöyle dibinden çıkarmaya çalışalım. Zaten çok fazla arsız bir ot, çıtlık otu. Şöyle dibinden kessem bile o yine çıkar. Yaz boyunca da defalarca. Bakın hatta bunu kökünden çıkarayım. Bakın şöyle bir kök yapısı var. Sütlü otlardan bakın hemen sütlerini buradan göstermeye çalıştı. Ve şuradan bakın hemen süt salgılamaya başladı arkadaşlar. Hatta benim tespitlerime göre en fazla süt salgılayan otumuz çıtlık otudur. Bakın şuradaki hemen yaralanmada ne kadar süt çıktı. Evet, şimdi bunu buradan kırmış olsam şöyle bakın köklerini göstereyim size. Şöyle çok yıllık ve çok arsız. Şu parçaları bile filizleniyor, kök salabiliyor, çoğalabiliyor. Şöyle şuradan bir kırmaya çalışayım. Hatta kesersem daha da iyi olacak size göstermek açısından. Şimdi şöyle gösterelim. Hatta şu yapraklarını şöyle saç gibi toplayalım ve avucumuza damladığını görelim. Tabii şu anda çok fazla otlar su toplamadığı için yaz gibi değil. Baharda daha fazla süt akıyor bundan. Yapışkan bir yapısı var. Şöyle hafifçe sallayayım. Bakalım gelecek mi? Evet bakın. Uç tarafta şimdi damladı. Şöyle dokundurursam ne kadar süt biriktiğini görürsünüz. Fareler yılanlar tarafından zehirlendiği zaman gelip bu otun bu sütlü kısmını yediklerini okumuştum. Büyük bir ihtimal zehirlenmeye karşı koruyucu özelliği vardır. Ama tabii bilimsel çalışmaların ne düzeyde olduğunu bilemiyorum. Çıtlık otumuz diğer adıyla ak hindiba. Bakın dediğim gibi sütleri yönünden çok fazla olan bir otumuz. Çok yıllık. Gövde kısmına dikkat ederseniz birkaç tanesi bir araya gelerek ne yapmış? Gövde oluşturmuş. Çıtlık bölüm oluşturmuş. Mesela şunu bile toprağa gömsek hemen ne yapar? Tutar. Öyle bir bitki. Şu parçayı özellikle kırayım. Bakın. Şu toprağa düştüğü zaman hemen buradan sürgün verir arkadaşlar. Öyle arsız bir bitki. Şimdi tabii lezzeti de güzel. Çok beğendiğim otlardan bir tanesi. Hatta bunu nasıl yemek gerekiyor? İç Anadolu bölgesinde bu çıtlık otunun yaprakları dürüme sarılmak suretiyle arasına yumurta haşlanıp konulabilir veya patates haşlanıp konulabilir. Baharatlarla sarılıp o şekilde yenilebilir veya tuz, karabiber ekeleyip dürüm içine sarılıp o şekilde de tüketilebilir. Öyle lezzetli otlarımızdan bir tanesi. Ben yumurtalı ve patatesi yaptığım o dürümlere bayılıyorum. Çok lezzetli.
Artık ekmek türü, un türevlerini yemediğimiz için dürüm de kullanamıyorum ama bazen bu yasağı sırf bu çıtlık hatırına deliyorum arkadaşlar. Sağlık açısından karbonhidrat pek tüketmiyorum. Ama zaman zaman da böyle bir yasak deldiğim oluyor. Gördüğünüz gibi çıtlık otu böyle. Şimdi şu lekeleri göstermeye çalışayım. Bakın böyle morumsu bordo renginde çıtlıkta lekeler var. Bu çıtlık otunun belirleyici özelliğidir. Şöyle yakından göstereyim yine. Şu lekeler düzenli değildir. Sanki mürekkep dökülmüş gibi bir hali var. Diğer otlarımızda böyle bu kadar değil. Bazen çizgi şeklinde, bazen tam yaprağın orta kısmında mor veya işte bordo renkleri vardır. Ama bunda sanki böyle üzerine çiselenmiş bir mürekkep lekeleri var. Şu anda tabii biraz daha büyüdükleri zaman o lekelenmeleri daha net gösterebilirim. Çıtlık otumuz böyle. Sütlü otlardan bir tanesi. Şu anda bakın elime yapıştırdım ve ne kadar çok yapışkan özelliği var. Elim bakın açılırken zorla açılıyor. Ve sonra siyah bir renk alacak, bu elimdeki leke haline gelecek. Öyle yıkamakla da çıkmıyor. İlla bulaşık beziyle sürterek ancak çıkarabiliyorum bunları. Evet, çıtlık otumuz bu arkadaşlar. Yaprak şekli de bu şekilde. Hatta bunu dün pazarda otların tanıtımını yapmıştım. Yine videosunu çektim, size de yayınlayacağım. Müşterilerimden bir tanesi mavi hindibayı çıtlık otu diye gösterdi. Hayır dedim, bu mavi hindiba çıtlık otuna benziyor ama değil. Şimdi bununla da ilgili bir karşılaştırma videosu çekeceğim. Evet, çok otları yakından tanımayanlar karıştırabilir. Ama tabii biz otları tanıdığımız için karıştırmıyoruz. Mavi hindibaya benziyor mu? Belki kısmen. Mavi hindibanın şu yaprak kısımları biraz daha parlaktır. Daha böyle biraz daha yaprakları geniştir. Evet, çıtlık otumuzu size bu şekilde göstermiş oldum arkadaşlar. Şimdi başka bir otumuza geçelim. Şimdi şöyle taraçadan aşağıya çok inmeden bu kıyılarda da değişik otlar olabiliyor. Evet, şimdi burada tavşan kulağı otu var ama biraz daha büyük olan tavşan kulağı görürsem onu da yine yakın çekim gösterebilirim. Tavşan kulağı da bu yıl çok izlenen otlarımızdan bir tanesi, merak ediliyor. Şöyle. Şimdi şu taraçadan aşağıya doğru şöyle dik bir yokuş var arkadaşlar ama o dik yokuşta pek anlaşılmıyor. Ben yavaş yavaş aşağıya doğru ineceğim. Hatta arkadaşlar burada inerken çıtlık otunu gördüm. Buradaki lekelerin ne kadar belirgin olduğunu göstermek isterim. Şöyle temizleyeyim birazcık. Şöyle. Bakın. Şu uçtaki lekelenmeleri görüyorsunuz. Mor, bordo gibi dediğim gibi. Şöyle biraz koparayım bu yaprağı. Bakın arkadaşlar. Sanki böyle kurumaya başlamış gibi görünüyor. Ama değil. Çok sağlıklı olan bir çıtlık yaprağı. Arkası bu şekilde yaprağımızın. Burada da lekelenmeler mevcut. Arkadaşlar, bizim taraçalardan birinde o kadar çok keçi memesi tohumları büyük bir ihtimal yayılmış bu bölgede. Şimdi gördüğüm zaman çok şok oldum. Keçi memesi otunu ormanın içinde görüyordum. Çalıların dibinde görüyordum. Şimdi bu taraçanın, hemen bakın şu büyük tarlamızın alt tarafındayım. Şöyle de bir eğim var burada. Bu eğimden
bir şekilde ya hayvanlarla ya da rüzgar yoluyla mı bilmiyorum bir şekilde buraya keçi memesinin tohumları gelmiş. Yani sürgünleri o yumrusu olduğunu zannetmiyorum. Bakın şunlar keçi memesinin tohumlarla üremiş, çoğalmış, büyümeye başlamış olan fideleri, keçi memesi otu. Şimdi o kadar çok fazla ki görünce hayretler içinde kaldım. Resmen buraya tohumları belki kuşlar tarafından getirilmiştir. Belki de dediğim gibi rüzgarla, ama rüzgarla da bu kadar bir yere gelmesi mümkün değil. Çünkü çok fazla olmuş. Ya da burada bir tane keçi memesi otu çıkmıştı. Onun tohumları aynı bölgeye yayıldı. Evet, büyük bir ihtimal böyle. Bakın şimdi şu gördüğümüz hep keçi memesi tohumdan çıkmış halleri. Minicik minicikler şöyle. Şöyle çok daha küçükler. Ama o kadar çok ki böyle resmen buraya tohum atılsa ancak bu kadar olur arkadaşlar. Tohum atılsa ancak bu kadar olur. Şöyle şunlar dolu. Ve üst taraflara doğru da çünkü, evet, bence burada bir keçi memesi otu vardı. O çıktı. Çünkü başka bir olasılık yok gibi geliyor bana. Bulunduğum yerde böyle tohumun geleceği bir yerde değil. Yani çok şaşırttı beni. Aslında keçi memesinin çok yıllık olduğunu söylemiştim. Onun, yani bu tohumların annelerinin de burada olması lazım. Fakat onu göremiyorum. Ama şöyle minicik minicik keçi memesi otlarını buralarda görmek benim için çok sevindirici. Çünkü ormanın içine girmek her zaman benim için uygun olmayabiliyor. Şimdi artık bu taraçada bir yıl keçi memesi otu olacak. Tabii ben de buralardan onları seyredeceğim. Çiçeklendiği zaman da sizlere daha rahat şekilde yapabileceğim. Evet, bakın arkadaşlar şu bölge resmen kaynıyor. Şöyle minicik minicikler. Şöyle minicik. Ay, çok tatlılar ama. Bakın arkadaşlar. Resmen buraya tohum serpilmiş gibi. Bunların hepsi keçi memesi. Şurada da çok güzel yine kuzu kulağı otu. Zaten böyle görünce çok seviyorum kuzu kulağı otlarını. Aslında saksıda yetiştirilse çok daha güzel, estetik bir ot çünkü. Salatalarda doğranan, ekşi olan bir ot. Ekşice, ekşimik gibi birçok böyle isimler de veriliyor. Böyle bunu da göstermiş olalım. Burada başka bir otumuz daha var. Bu da sütlüce otu, eşek elması, Türkmen düdüğü, çoban düdüğü gibi otlarımız. Şurada yine küçük olan mavi indiva otu. Ve bunlar da çoğalıyor. Şimdi arkadaşlar, bunu size tanıtacağım otlardan bir tanesiydi. Şöyle sürgünlerinden koparıp böyle yenebilen bir ot. Şu şekilde. Başka bir örnek de görebilirsem şimdi onu da gösteririm size. Hem de tanıtımını yaparım. Ama beni şu keçi memesinin tohumlarının buraya dökülmüş olması beni çok mutlu etti. Çok sevindim. Burası keçi memesi taraçası olacak neredeyse. Şimdi dediğim gibi şöyle çok engebeli bir yerdeyim. Dik bir yerdeyim. Şu alt taraflara doğru normalde buralarda daha da çok çıkmış arkadaşlar. Of, çok güzel. Tabii bakın arkadaşlar burada keçi memesinin büyük bir hali gibi geldi bana. Şu. Bakın. Bu da büyük ihtimal yeni değil. Geçen yıllardan. Keçi memesinin büyük hali. Evet. Burada keçi memesi otunun şeyi varmış. Ana kökü varmış. Oradan yayılmış arkadaşlar. Gerçekten çok fazla olmuş. Yani ben tohum atsam buraya, eksem bu kadar çıkacağını düşünemezdim. Şöyle göstereyim. Her yer dolu. Her yer dolu. Harika bir şey benim için. Şimdi burada benim daha önce ektim. Kokuya bakın arkadaşlar. Evet, böyle kekikler var. Böyle taraçaları ben kekikler ekmiştim bol bol. O kekikler artık büyümeye başladılar. Hatta tohumları da şöyle yayılmaya başlamış ki bu tohum dökülmemiş çok fazla. Taraçanın altında da gördüm. Tohumları dökülüp çoğalmışlar.
çok da güzel olur. Hatta kuru fasulyenin yanında çok güzel, çocukken biz bunu yerdik. Annem kuru fasulye pişirirdi. Hadi kızım derdi, kekik topla da gel. Ben de giderdim, kekikleri toplardım. Böyle oldu gibi yerdik. Hani böyle bir şeyin, kuru fasulyenin yanında çok güzel olur. Hep bakın buralarda hep kekikler var. Tarlamın dediğim gibi naneleri ben ne kadar çoğaltırsam kekikleri de o kadar çoğaltıyorum arazimde. Yine bakın burada büyük keçi memesi otunu görüyoruz. Çok güzel. Hatta bu keçi memesini size şöyle yakından göstereyim. Evet, şurada da küçük bir tavşan kulağı otu arkadaşlar. Burada da keçi memesi otu var. Şurada da böyle. Bunlar çok güzel. Harika. Bunlardan sayısız milyonlarca tohum yayılacak. Bunlar büyüdükçe. Evet, keçi memesi otu arkadaşlar. Şöyle bu yıl öğrendiğim Sevengil Gürbüz'ün onun bilgisiyle öğrendiğim otlardan biriydi. Size sormuştum ben bu otu merak ediyorum diye. Böyle mor boru gibi çıtır olan bir otumuzdu. Bu yıl ancak bunu öğrenebildim. Bunun yumruları da yendiği gibi, yer elması gibi, şu yaprakları da böyle böreklerin içine, karışık otların içine karıştırılıp yendiğini öğrendim. Nitekim bunu denedim. Geçen yine bir kavurma yapmıştım. Kavurmanın içine bundan da kattım çok az bir miktar. Yani artık bunlar yenebilir. Yaprak şekline dikkat ederseniz şu bölümde hiç yaprak yok arkadaşlar. Bakın şöyle sap geliyor ve şurada sap ucunda yapraklar başlıyor. Böyle bir bitki. Çok güzel. Acı değil, ekşi değil. Yemesi de güzel. Şöyle sürgünleri daha yeni yeni vermeye başlamış. Bu büyüyecek daha. Evet, yaprağımızın arka kısmı da böyle. Yumruları var arkadaşlar. Patates gibi yumruları var. O yumrularını soyup dağa gittiğiniz zaman, yürüyüşlere gittiğiniz zaman aç kalırsanız eğer bunun yumrularını yiyip bir nevi açlığınızı yatıştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir tane de başka bir ot gördüm burada. Şöyle bu otun da burada çıkmış olması şaşırttı beni. Değişik yerlerde var. Bu da kıvışkan otu arkadaşlar. Tavşan kulağı cinslerinden bir tanesi. Bunlar iyice büyüdüğü zaman bir video çekmeyi düşünüyorum. Evet. Şimdi burada keçi memesini gördük. Kıvışkan otunu gördük. Kekik gördük. Tavşan kulağını gördük. Onun dışında keçi memesinin sayısız tohumları dökülmüş dedim. Onlar burada çıkmışlar dedim. Çok sevindirici bir durum benim için. Harika. Bir tane kökten milyonlarca tohum yayılıyor. Uygun ortamda ise arkadaşlar o tohumlar büyüyor. Bakın nitekim şu hemen üst taraçadayım ben. Şu aşağıdaki yol benim engerek tarlasına gittiğim yol. Aşağıya doğru ve çok dik bir yokuş var. Hatta orada topaç da yürüyor. Görebilir miyiz topaçı? Bakalım, topaça selam verelim. Topaç, ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun anneciğim? Kızım! Topaç kaçtı. Evet arkadaşlar, yine bakın bir tane armut ağacı var. Ben bu armut ağacını ilk geldiğim zamanlarda aşılamıştım. Çok olmuş. Bunu da armut yapıyor. Kuşlar özellikle bu armutları yemeye başlıyor. Çiçek açmaya başlayacak armutlar yakında arkadaşlar. Dediğim gibi mevsim bu yıl çok erken geldi. Bahar erken geliyor. Birkaç güne kadar armut ağaçları çiçeklerini açar. Evet, şimdi şöyle yukarı çıkayım. Size diğer tarafta daha çok olma ihtimali olan bir ottan bahsedeyim. Az önce size göstermiştim. Yabani tere. Diğer adıyla arkadaşlar dinik otu diye geçiyor. Dinik otu. Bakalım, evet, şu bölgede çok fazla. Şimdi bakın bulunduğum yerde böyle bir yer. Şöyle burası büyük tarla, koca tarla. Şöyle devam ediyor. Evet, gördüğünüz gibi. Ben de şu taraçanın hemen altında şu kısma girdim.
şuradan böyle şuraya doğru devam edeceğim. Şimdi dediğim gibi şurada dinik otları var. Aşağıya doğru ineceğim. Size yeni göstereceğim, yeni tanıtacağım bir otu çekeceğim. Aşağıya doğru iniyorum. Bakın şu dut ağaçlarını da ben yetiştirdim arkadaşlar. Tohumdan, çekirdekten. Burada kayısılar ve dut ağaçları var. Hepsini tohumdan yetiştirdim. Çekirdeklerini atmıyorum meyvelerin. Evet geldik buraya. Evet. Şöyle dik bir yerdeyim dediğim gibi. Ara taraçanın hemen kıyısında ormanlar var. Böyle çekirdekten yetiştirdim. Ağaçları da böyle her yere ekiyorum. Bu da şeftali. Buradan büyüyebilirse o da güzel meyveler verecek. Şimdi size bahsettiğim şu gördüklerinizin hepsi yabani tere. Diğer adıyla arkadaşlar dinik otu. Yenen otlardan bir tanesi. Ama böyle çok abartarak yediğimiz ot değil bu. İlk defa size gösteriyorum. Daha önceki videolarımda yok. Şöyle renklerine dikkat edin. Yine gri renk hakim. Şöyle üzerinde hafif tavşan kulağıtındaki kadar olmasa da yumuşaklık var. Şimdi bu dinik otunu nasıl yeriz? Şu sürgünlerini bu şekilde toplayıp yiyebiliriz. Salataları doğrayabiliriz. Bakın zaten tam da zamanı. Şöyle birkaç tane toplayayım size göstereyim. Sürgünler yenir. Filizleri de yenir. Tadı biraz böyle buruktur arkadaşlar. Buruk bir tada sahiptir. Onun için böyle çok keyifle tere gibi yiyeceğinizi zannetmiyorum. Ama tabii ki buruk tadı da sevenler vardır. Ama yenen otlardan bir tanesi olduğunu söyleyeyim. Hatta şöyle bir miktar yanında toplayayım. Tazeleri çünkü bunlar böyle şimdi büyüdükçe bembeyaz kokulu çiçekleri olur. Arılar o kokulu çiçeklere gelirler ve çiçek özünü alıp bal yaparlar. Biraz daha yakınlaşalım. Şurada size dinik otunu diğer deyişle yabani tereyi tanıtayım arkadaşlar. Bu dinik otu özellikle dediğim gibi filizleri koparılır ve yenir. Ben yine şuradan alacağım. Bunlar birbirine hep bağlıdır arkadaşlar. Sürgünler yoluyla yayılırlar. Buradan yeni bir sürgün çıkar. Mesela buradan devam eder. Hep böyle birlikte çoğalırlar. Hepsi birbirine bağlıdır. Dinik otunun şöyle göstermeye çalışayım yine. Özellikle taze yapraklarını göstereyim ki siz de bu otu öğrenmiş olun. Daha önce bu otu gördünüz mü? Yediniz mi? Beğendiniz mi tadını? Çünkü çok aşırı derecede bilinen bir ot değil. Eğer otlara meraklıysanız benim gibi bunu öğrenmişsinizdir. Böyle. Yaprakları dikkat edin. Bakın şurada şöyle sürgünler var. Şu sürgünleri yenir demiştim. Veya sürgün uçları şu filizlerini koparıp yiyebiliriz. Şöyle ayırsak yine çoğaltabiliriz. Bakın şöyle göstereyim. Şunu ayırıyoruz. Hepsi böyle dinik otunun parçaları. Bir tane yaprağını ayırayım size göstereyim. Yaprağı da böyle. Tam da tavşan kulağı otuna benzer gibi görünse de böyle girintili çıkıntılı çok ince kıyısında oyguları var. Rengi gerçekten gri. Kümeler halinde burada olur dediğim gibi. Çiçekleri de böyle sayısız çiçekleri bir arada barındırır. Ve grup halinde olurlar. Şimdi mesela bakın gördüğünüz gibi bir tane daha kökünü çıkardım. Hep böyle dediğim gibi yayılırlar. Sürekli birbirine ekli olurlar. Aman Allah'ım şu ne kadar güzel bir örnek. Şunu da çıkaralım. Evet. Şunun tazeliğine bittim ama şurası sanırım soğuklardan zarar görmüş. Çok taze olduğu için açamamış. Ben şu parçasını alacağım ve bunları da eve götüreyim. Bakın şu kısmı atayım ben yine. Bakın
Böyle yabani teremiz. Tere niyetine diyebilirsiniz. Karışık otlara karıştırabilirsiniz. Evet. Şimdi dediğim gibi şu bölgede böyle iyice bu dinik otları yayılmış. Her taraf yukarıya kadar da var. Hatta şöyle bu taraçanın toprağı böyle yığma olduğu için çok güzel ileriye kadar da yayılmış. Her taraf dolu aslında. Bahar geldiği zaman yani çiçekler açtığı zaman bunun çiçeklerini size yine gösteririm. Dinik otunu şöyle bir daha göstereceğim yakından. Yaprağın arkası da damar otuna da çok benziyor aslında, sinir otuna. Dediğim gibi tadı buruk. Evet arkadaşlar, yine bir videonun sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.